Arkadaşlar size öyle bir tarif yaptık ki Antalya'nın yöresel bir tarifi. İzleyin, beğeneceksiniz. Bundan emin olun. Görüşmek üzere. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Fatoşçuğum yakalamışken biz böyle seri bir şekilde bugün sizler için çekimler yapacağız. Antalya'ya özgü şeyler yapmaya çalışıyoruz Evet. bilhassa. Şimdi gerçekten bunu ben de bilmiyorum ama tarifini bilmiyorum ama olduğunu biliyorum. Mercimek dondurması yapacağız. Antalyalıların yaptığı. Evet. Size alın size Antalya'nın Evet. hası. Bir de Şimdi çok tam güzel hanımlar olacak. şey öğrensin diye birebir ölçek veriyoruz. Hani Tamam. tam tutuyor. Birebir ölçek. Uysal'cığım yanaş canım. 2 bardak Mercimek. mercimeğimiz, yarım bardak pirinç, limon suyu, sarımsak, kimyon, tuz. Tek tek Mercimek. gösterelim diye hanımlar mercimeği şöyle aldık. Pirinci de koyuyoruz içine. Şöyle bunları güzelce yıkıyoruz. Yarım bardak mıydı belki? Evet. Azıcık daha fazla bir üstüne almış o kadar. Yarım Yok, hiçbir bardak şey olmaz. tamam. Evet, yarım bardak. 2 bardak su bardağı mercimeği, yarım bardak çay bardağı pirinç. Pirinç koyuyoruz. Başka hiçbir şey girmeyecek buna. Bunu güzelce yıkıyoruz hanımlar. Şöyle. Suyu beyazlayasaya kadar. İnanır mısınız ben bunu yıllardır duyuyorum. 34 yıldır da Antalya'dayım. Hiç nasip olmadı yapmak. Ama unutulmasın böyle Şöyle tarifler. hanımcığım. Şöyle buna 3 bardak su koyuyorum. Ölçülü. Evet, ölçülü. Herkes yapabilsin. Şöyle. Bunu da düdüklüde Uysal'cığım. pişireceğiz. Hemen olsun diye düdüklüye koyacağız. Buna hemen 1 yemek kaşığı yağ. Zeytinyağımız. Zeytinyağı, ara zeytinyağı. Birazcık tuz. Şöyle. Bunun Kimyon. özelliği kimyon. Şöyle bir tane dolu dolu, bir de yarım kimyonlu koyduk. Limon suyu. Ben hepsini bir koyup kaynatıyorum. Hani bunu sonradan eklemek isterseniz eklersiniz ama ben koyuyorum içine. Hepsi özleşsin diye böyle. Ben de mercimek çorbasını mesela öyle yapıyorum. Hiç Aynen. uğraşmıyorum. Sarımsaklarımız var. Onları da rendeleyeceğiz. Ayırır. Eril ama böyle bütün de Rendeleyebilir. koyabiliriz. Aynen. Hanımlar bu kadar. Sonra bunun üstüne başka bir şey yapacağız. Onu biraz sonra göstereceğiz. Bu pişsin. Onu Soğanları hazırladık. hazırladık. Kremeze Karamelize soğan yaptık. yapacağız üzerine. Evet. Onu, Şekerimiz bunun hazır. pişmesi lazım onu gösterebilmemiz için. Bunu şu Piştikten an sonra. düdüklüye koyuyoruz. Kaç dakikaya? Düdüklüye göre fark ediyor ya, ocağınıza göre. Fark Ona ediyor. göre biz size söyleyeceğiz ilerleyen saatlerde. Tamam Fatoş'um. Sen ne dersen ne olur. Görüşmek üzere. Arkadaşlar Antalya'nın mercimek dondurmasının göstermiş içini devamlı. Şimdi biz bunu bir açtık. Biraz soğuması lazım diye şöyle bir harmanladık. Tekrar Bekliyor. açacağız. Bakın. Pirinç. Hepsi yazılı zaten. Şey çektik. Bu böyle bekleyecek. Bir hava alacak. Evet, Şimdi karışacak. içinin üstünün sosunu yapacağız. Onu vermeyince bu tabağa koyacağız. Ben Koyacağım. o arada sosunu Sosun yapayım. kirlendi ocağımız falan artık. Hanımlar, 3 tane büyük böyle halka piyazlık dediğimiz halka halka soğan kremezeteceğiz bunu. Bunun kremez olması için böyle bir tatlı kaşığımız ya da siz yemek kaşığıyla yaparsanız 2 yemek kaşığı. Ben şöyle biraz şöyle koyuyorum. Şu. Ondan O şeker sanırım. Evet, şeker, toz şekerimiz. Bir Kromanız olması yani için dedim, ocağı gerekiyor. açabilir misin? Açarım. Biraz ocağımız kirlenmiş. Kusurunuza bakmayın artık. Evet, bunu böyle kremede yapmak isteyenler bilir. Kendi kendine terleyecek bu hanımlar. Tavamız da biraz küçük geldi ama. Biz bunu böyle öldüreceğiz, kavuracağız. Biraz sonra sizle görüşelim. Biraz biz bunu kavuralım. Rengini de göstereceğiz. Şekerle kendisi yavaş yavaş kremaz olacak bu. Hani rengini göreceksiniz. Biraz sonra anlatacağız tekrar. Arkadaşlar şekerle soğanı karamelize ettik. Şimdi birazcık zeytinyağı ilave edeceğiz. Şöyle 1 yemek kaşığı kadar. İki de olmuş olabilir o fotoş. Bir Elimiz bol, gönlümüz bol. Yapacak bir Evet, şey yapacak bir şey yok. yok. Hepsi güzel yağlı. Şimdi o bir taraftan azıcık durdu. Şimdi arkadaşlar bakın bu mercimek dondurması Antalya'nın meşhur yöresel bir yemeği. Evet, yöresel. Hatta dolapta soğuduğu zaman daha da hani hakikaten Evet, bir güne. yazın daha da güzel olurdu Evet. emin olun. Balkonlarda şöyle çayın yanında yemesi harika bir şey. Pirinçle mercimeği pişirdik, ayrıntılı anlattık. Şimdi en son işleme Soğanını evet geçiyoruz. kavurduk. Şimdi bakın. Kremeze yaptık. Soğanı
Nermin'cim alalım artık onu. Alıyorum. Zeytinyağı. Evet. Şöyle güzelce onu süsle. Hadi evet. Bakalım. Çok değişik, çok güzel bir yemek. Antalya özgü unutulmayan yemekleri. Şivemizi yapacağız yazın. Evet yapacağız. Şivesiz bir şey düşünmüyorum. Humus yapacağız bir gün. Antalya yemeklerini. Sen ama yapalım. Buzdolabında soğutma mı dedim buna? Evet. Soğutabilir. Dondurma. Bir gün gündüzden yapılır. Bir gün gece kalırsa de böyle de yenebilir. Şu an hazır yani yemeğe de. Sıcak isteyenler böyle de yiyebilir. Ama bunun adı dondurma olduğu için hani soğuk yenecek. İşte bu. Afiyet olsun. İşte bu. Şöyle. Vallahi güzel oldu. Gerçekten bayılacaksınız. Afiyet güzel olsun. Afiyet olsun.